değerli basın emekçileri, biz HDP Kadın Meclisi olarak Nusaybin'de yaşananları ve Nusaybin halkıyla buluşmak amacıyla milletvekilleri, parti meclis üyesi ve kadın meclisi adına heyet olarak buraya geldik. Burada Nusaybin'de ablukaların olduğu süreçten bugüne kadar yaşananları birebir Nusaybin halkına dinlemeye, kadınlardan, çocuklardan, gençlerden, esnaftan, tüm Nusaybin halkıyla bu süreci değerlendirmek istedik ve partimizi, belediyemizi ziyaret ettik ve aynı zamanda halkımızla bir araya gelerek Nusaybin'de yaşananları yerinde gördük. Evet, Nusaybin 15 mahalleden oluşan bir ilçemiz. 15 mahalledeki Nusaybin'in sadece 9 mahallesinde abluka kalkmış. 6 mahallede hala ablukalar devam ediyor. Sadece 6 mahallenin Nusaybin'in %50'sini kapsayan bir nüfusa sahip. 6 mahallede Nusaybin'i birbirinden ayıran tel örgülerle kapatılmış bir kent görünümü içerisinde. 6 mahallede yaşayan halkımız kendi evlerini görebilmek için tel örgülerin arkasından bakarak sadece görebilmeye çalışıyor. Biz bu uygulamanın, yani Nusaybin'de ablukaların kaldırılmadığını bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Nusaybin'de tel örgüleri çekmek, Nusaybin'i kapalı bir cezaevine çevirmektir. Açık cezaevi görünümünü ortaya koyan bir yaklaşım söz konusudur. Aynı zamanda tarihsel süreçten baktığımızda 1948'de İsrail'in Gazze'yi işgal ettiğinde tel örgülerle ve beton bloklarla aslında kenti birbirinden ayıran bir süreci bir kez daha görmüş olduk. Bugün Nusaybin Rojava sınırında olan bir ilçemiz ve Rojava sınırıyla Türkiye sınırını birbirinden ayıran tel örgülerin boyu 1 metreyken bugün Nusaybin'in kendi içindeki mahallelerinde tel örgüler 3-4 metreyi aşmış durumda. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde Nusaybin halkının dimdik, onurlu duruşunu bir kez daha gördük. Biz buradan Nusaybin halkına bugüne kadar onurlu, dik duruşundan ve mücadele tarihinden direnişine kadar yaşatmış oldukları bu kültürel dokuyu, mirası bugün yine tarihe altın sayfalarla yazarak aslında devletin, AKP hükümetinin istemiş olduğu göçertme ve çökertme planını boşa çıkartmıştır. Bu tarihsel mücadele sürecinden bugüne gelen Nusaybin yine bir tarih yazmış. Bu tarihle de aslında devletin, AKP saray iktidarının bu süreçte Nusaybin'e uyguladığı yok etme, yakma, talan etme, katletme yaklaşımını Nusaybin halkı toprağına, evine ve yaşam alanlarına sahip çıkarak bir kez daha gösterdi. Biz tüm Türkiye'ye bu süreçte ilişkin Nusaybin'e ses vermeye çağırıyoruz. HDP Kadın Meclisi olarak Nusaybin halkıyla tüm Türkiye halkının buluşması gerektiğini ifade etmeye çağırıyoruz. Ve Nusaybin'de başlatılan Kardeş Aile projesiyle birlikte herkesin Nusaybin halkına ve bu kampanyaya sahip çıkmasını bekliyoruz. Yine Nusaybin açısından değerlendirdiğimizde hala bu ablukaların kalkmadığı alanlarda, yani tel örgülerle çevrili alanlarda cenazelerin olduğunu biliyoruz. Ailelerin bir an önce çocuklarının cenazesini alması için ve kendi evini, toprağını yeniden inşa etmek için acil bir şekilde tel örgülerin ortadan kaldırılması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz. Bizler tel örgüler kaldırılarak ailelerin kendi yaşam alanlarında evlerini ve yaşam alanlarını inşa edeceklerini bir kez daha söylüyoruz. Tel örgüleri çeken zihniyet aslında yok etme ve soykırım uygulayan zihniyettir. Bu nedenle biz HDP Kadın Meclisi olarak buradaki Nusaybin'deki kadınlarla dayanışma içerisinde olduğumuzda söylenen tek şey var. O da kendi evime gitmek istiyorum. Evimde anılarımı yaşatmak için yıkım yapsalar dahi bir fotoğrafım da olsa oradan çıkartmak ve o anımı bir kez daha yaşatmak istiyorum diyor aileler. Biz de burada tekrar basına ve kamuoyuna şunu ifade ediyoruz ve AKP saray iktidarına da şunun altını çizerek belirtmek istiyoruz. Nusaybin'in kendi evine ve toprağına sahip çıkması karşısında tel örgülerin kaldırılması ve tel örgüler kaldırılarak ablukaların bir bütün ortadan kaldırılmasıyla Nusaybin halkının kendi evini inşa etmesinin sağlanmasını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, bizler HDP Kadın Meclisi olarak bu süreçte Nusaybin halkıyla dayanışma içerisinde olduk. Bundan sonra da olacağız. Gördüğümüz ve burada yaşananlarla birlikte özelde esnafın büyük bir zarar gördüğünü ve esnafın çok büyük hasara neden olan dükkanlarındaki eşyaların talan edildiğini bir kez daha görmüş olduk. Yani burada Nusaybin'de tarihine, kültürüne, ekonomisine, yaşam alanlarına ilişkin bir müdahale söz konusu. Bu nedenle biz herkesin Nusaybin'e sahip çıkmaya ve Nusaybin halkıyla el ele vererek Nusaybin'i yeniden inşa etmeye çağırıyoruz. Şimdi Nusaybin halkının tarih yazdığı bir başka durum da şudur. 1990'larda insanların evleri yakılıp yıkıldığında göç etmek zorunda kaldı. Ama bugün aynı şeyi yaşatmaya çalışan AKP hükümeti ve saray Nusaybin halkına bunu yaptıramadı. Çünkü Nusaybin halkı Nusaybin'de yaşam alanlarında çıktığında da toprağını asla terk etmeyeceğini ifade etti. Ve şu anda kendi evini onarıp orada yaşaması gereken Nusaybin halkı ne yazık ki başka yerlerde çok farklı fiyatlarla yeni evler kiralayarak yaşamaya çalışıyor. Ama sadece bu değil, aynı zamanda Nusaybin'de şu anda konut sorunu çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Çünkü evler yıkılıp yakıldık ve yaşam alanları tahrip edildiği Nusaybin'e aynı zamanda ablukanın hala kalkmadığını ifade etmek istiyoruz. Çünkü evlerine gidip onarmaları gereken yerlerde şu anda evlerini onaramayacak durumda olanlar Nusaybin'in başka mahallelerinde ev kiralamak zorunda kaldıklarını biliyoruz. Tekrar söylüyoruz ve uyarıyoruz. Nusaybin'de ablukalar kalkmalı, tel örgüler ortadan kaldırılmalı ve Nusaybin halkının kendi evinde yaşam alanında yeniden inşa sürecine başlaması için hazır olduğunu ve tüm Türkiye halkıyla birlikte el ele vererek Kardeş Aile projesiyle Nusaybin'i yeniden inşa edileceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Nusaybin tarih yazdı, evet, direniş ve mücadele tarihini yazdı. Ve Nusaybin halkı dimdik, ayakta onurlu bir mücadelesini devam ettiriyor. Bu nedenle bizler HDP heyeti olarak, kadınlar olarak, başta kadınlarla birlikte olmak ve Nusaybin halkına tüm Türkiye halklarının sahip çıkması gerektiğini vurgulamak istedik. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Meral arkadaş da yani değerli basın mensupları, grup başkan vekilimiz aslında genel hatlarıyla her şeyi ifade etti. Birkaç hususu daha belki dikkat çekmek faydalı olur diye düşünüyoruz. Evet, biz bugün 2 gündür HDP Kadın Meclisi olarak buradayız. Aileleri ziyaret ettik, mahallelere gittik ve gerçekten gördüğümüz tablo, yıkımın resmini anlatmak çok mümkün değil. Gerçekten vahim bir tablo var Nusaybin'de. Çünkü şehir Sunni tel örgülerle adeta parçalanmış, bölünmüş durumda. Bunu basın mensupları da özgürce çalışabilseler aslında bu görüntüleri çok rahatlıkla tespit edebilirler. Yani şunu söylemek isterim. Şu anda Türkiye'de darbecilerle uğraşan AKP iktidarı, uğraştığını iddia eden AKP iktidarı, darbecileri aslında kendi eliyle devletin bütün etkin, bürokratik, eğitim, milli güvenlik, askeri alanlarına getiren iktidar partisi şimdi bunları bir anda ihanetçi ve terör örgütü olarak ilan etti. Ama şunu unutmayalım, Nusaybin'i bu hale getiren, Nusaybin'i bu kadar yakıp yıkan, insanları katleden ve hala bu yıkımı devam ettiren zihniyet, sakın ha iktidar partisi bunu FETÖ ya da başka bir örgüt yaptı demesin, bunun mimarı kendisidir. Çünkü onlar ittifak halinde bunu yaptılar. Kürdistan'da, Kürt illerinde en fazla askeri yetkilinin tutuklandığı alanlardan, bölgelerden birini oluşturuyor. Ve şu anda Nusaybin'de gördüğümüz tel örgülerin mimarı dünün kahramanlarıydı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet yetkilileri her tarafta onları kahraman ilan etmişti. Ama bugünün ihanetçi darbecileridir. İhanetçi darbeciler şu anda cezaevinde olduğu halde iktidar partisi buradaki tel örgüleri koruyor, devam ettiriyor ve halka yönelik zulümde, baskıda hiçbir sınır tanımıyor. Bu nedenle bunun bütün Türkiye kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Diğer mesele, yarın biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi dışındaki 3 partinin aslında Kürt düşmanlığı ve Türkiye'deki diğer farklılıkların, özgürlüklerin düşmanı olarak oluşan Milli Cephe Demokrasi ve Şehitler mitingi yapacak. Bunun propagandasını haftalardır yapıyorlar ama burada başka bir hava var. Burada başka bir iklim var. Nusaybin'deyiz. Sadece Nusaybin'de değil ama Nusaybin'de olduğumuz için burayı söyleyelim. Burada bir zafer falan yok. Burada bir demokrasi şöleni yapacak ortam yok. Burada demokrasinin değil, zulmün nöbeti tutuluyor. Burada halk bu zulüm ve baskı karşısında gerçekten destansı bir tarih yazdı. Nusaybin her zamanki kimliğiyle, direnişiyle tarihe kalın harflerle adını yazdırdı. Ama bu karşısında direndiği güçlerin demokrasi şöleni yapmalarına asla izin vermez. Çünkü bu baskının ve zulmün mimarı onlardır. Mardin'de, Nusaybin'de, Cizre'de, Gever'de, Sur'da, Silvan'da halka silah doğrultup İstanbul'da demokrasi şöleni yapma yalanını hiç kimse yutmayacaktır. Onların maskesi artık hiç düşmeyecek, hiç tutmayacak kadar hepimizin gözüne batıyor ve biz Nusaybin'den hükümete şu çağrıyı yapıyoruz. Şu anda bu tel örgülerle ayırdığınız Nusaybin bir utanç hattıdır. Bu Türkiye'nin, bizim utancımız değil. Bu tel örgüleri öğrenlerin utancıdır. Şu anda Rojava sınırında kesin rakamı bilmemekle beraber en fazla 1 metrelik bir şey var. Tel örgü var. Ama burada yine ölçmedik ama asgari 3,5-4 metre civarında bir tel örgüyle Nusaybin 2'ye bölünmüş ve mahalleler birbirinden ayrılmış durumda. Uluslararası sınırı bile sömürgeciler 1. Paylaşım Savaşı'nda Kürt halkını ayırdılar. Şimdi ilçeleri ayırıyorlar. İlçeleri kendi içinde ayırıyorlar. Kimin bölücü olduğunu bütün dünya kamuoyu görsün. Burada ilçeleri bile bölenler aslında Türkiye'nin birlikte eşit ve özgürce yaşamını kesinlikle istemeyenlerdir. Kürt halkı büyük bir direnişle, büyük bir mücadeleyle birlikte yaşamanın harcını koyarken, kendi mücadelesinde harcını örerken onlar bunun aksini yapıyorlar. Somut olarak birkaç görüşmelerimizden çıkardığım şeyleri de paylaşıp bitireceğim. Şu anda tel örgüleri tekrar söylemek istiyorum. Halk tel örgülerin arkasından mahallenin içinde bulunan evlerine bakıyorlar. Oradaki yıkımı izliyorlar. Canlı canlı o yıkımı izliyorlar. Ve tel örgülerin arkasında kalan evlerin önemli bir bölümü, asgari %50'si kesinlikle küçük tamiratlarla yaşanabilecek evler. Fakat halkın kendi evine gitmesine kesinlikle izin verilmiyor ve gözleri önünde işkence yaparcasına özel eşyaları talan ediliyor. Ve hırsızlık polislerin, güvenlik güçlerinin başka sokağa çıkma yasağı olan bölgelerde de olduğu gibi burada aynı zamanda bir hırsızlık fiili var. Bir talan fiili var. Halkın malları çalınıyor oradan ve evleri yıkılıyor ve halka bu izlettiriliyor. Bu çok korkunç bir baskı örneklerinden biridir. Yine şu anda oralarda cenaze var. O etrafı tellerle örülü alanın içinde, mahallelerin içinde halkın evlatları var. Ve evlatlarının cenazesini almaya dahi izin verilmiyor. O cenazeler niye verilmiyor? Bu soruyu da çok güçlü bir şekilde sormak istiyoruz ve o cenazeleri kesinlikle alacağız. Halka yapılan bu uygulamanın zaten işkence olarak tanımlanması bile yeterli değil. Diğer yandan bugün görüştüğümüz bir annenin şu sözünü herkes kulağına küpe etsin ve asla unutulamayacak bir söz. Dedi ki, evladını kaybetmiş, bize mezarlarımızı yapmak için toprak bulun dedi. Bize toprak versinler. Bizim topraklarımıza el koydular dedi. Şu anda o sokaklarda yaşamını yitiren, öz yönetim direnişinde bulunan gençler kendi topraklarına gömülme hakkını bile kullanamıyor. Aileleri bu hakkı kullanamıyor. İnsanın kendi yaşadığı, büyüdüğü, doğduğu topraklarda defnedilme hakkının bile elinden almasının herhalde dünya tarihinde bir örneği yoktur. Bu Nusaybin'de yaşatılıyor şu anda. Başka bir mesele, şu da çok önemli gerçekten. Aileler aylarca burada abluka döneminde bu sesler altında Nusaybin'i terk etmediler. Ve o sesler altında çocuklarının direnişini ve aynı zamanda onlara yönelik katliamı ve katledilmelerini de dinlemek zorunda kaldı. Ve hala buradalar, hala bu konuda kendi mekanlarını, evlerini, sokaklarını, şehirlerini terk etmeyeceklerini ifade ediyorlar. Böyle bir direnişin eşi benzeri yoktur aslında. Dünyanın çok az ülkesinde bu kadar büyük bir kararlılıkla, umutla bir mücadele devam ediyor ve o topraklar Nusaybin topraklarıdır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir dönüm noktasındayız ve Türkiye Nusaybin'le birlikte yapmadığı bir şeyi daha yaptı. Bir ilçeyi parçalara böldü. Bölüp parçalayıp halka ablukayı kaldırdım demesine rağmen bu zulmü devam ettirmesinin bir izahı var. Acizlik aslında. Başa çıkamama ve teslim olduğunu, bu zulüm karşısında, bu direniş karşısında, halkın bu talepleri karşısında aslında geri çekilmek dışında bir seçeneği olmadığını gayet iyi biliyor. Çağrımız hükümetedir, devlet yetkililerinedir. O tel örgüleri derhal kaldırın. O utanç hattını derhal kaldırın. Ve o utanç hattını kaldırdıktan sonra halk, aileler gidip oradan kendi cenazelerini de alır, kendi evlerini de inşa eder, yaşam alanlarını da tekrar kurar ve hayatına devam eder. O tel örgülerin bulunması bir gerilim hattıdır aynı zamanda. Bu gerilime sebep olmaktadır ve gerilimin gerçekten varacağı noktaları çok tehlikeli bir şekilde deneyimliyoruz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak son söz yerine Kürt meselesinin çözümünün demokratik siyaset olduğunu ve demokratik çözüm olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Nusaybin halkının sorunlarını tel örgülerle, ölümle, katliamla asla çözemezsiniz. Kürt halkının taleplerini bu şekilde bastıramazsınız. Bu talepleri kabul edeceksiniz ve bunun zemini de demokrasidir, demokratik hak ve özgürlüklerdir diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.